Türkiye'de suç örgütü kurmuştu. Almanya'dan sınır dışı edilen ve ülkemizde bulunan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı. Azeri suç örgütü lideri Nadir Salivov, Antalya Seri'ye bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından başından silahla vuruldu. Çatışmanın adresi İstanbul, Sarıyer, Ayazağa'daki bir alışveriş merkezi. Akşam saatleriydi. Kafe hınca hınç doluydu. Ortadaki masada Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu iki grup oturuyordu. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladılar. Bütün Balkanların en büyük mafyasının Türkiye'de olduğunu söylüyor. Takibe baş. Allah'a şükür Antalya'da yakaladık. Bahsettiği kişi Sırbistan'ın en önemli suç örgütü Skajer çetesinin lideri Jovica Vukotic. Kırmızı bültenle aranan Sırp mafya lideri İstanbul'da öldürüldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde infaz edilen İlhan Ünan, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin hasmı çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç annesinin kafasını kesti. Balkondan aşağıya attı. Ardından evi ateşe verdi. Uyuşturucu krizine girip hayatını kaybeden genci, sokaktan geçen çocuklar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Uyuşturucunun etkisiyle kriz geçirdi. Kendini yerden yere attı. Uyuşturucu illetinin meclisine düşen gençler adeta zombiye dönüşmüş durumda. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında değerli arkadaşlarım. Annelerin feryatları arşa açtı. İstanbul'a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal baronlardan, mafyadan başlayacağız. Sonra bizimkilerle de hesaplaşacağız. Uyuşturucu baronlarını kökünü temizleyeceğiz. Bu pis işlerle ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz. Ağır cezalar getireceğiz.